Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Hocalı bölgesindeki Ferruh köyü ve çevresindeki tepelerin kontrolünü yeniden ele geçirmesiyle birlikte Hankendi ve Hocalı'ya bir adım daha yaklaştı. Azerbaycan ordusunun kurtardığı yükseklikler, ayrılıkçı rejimin ve onun Rus barış güçlerinin faaliyetleri üzerinde tam kontrole sahip olmasını sağladı. Bir sonraki adım, Adam Şuşa, Terter -ter Adere Kelbecer yolunun açılması, ardından Laçın Koridoru, Laçın şehri ve köylerinin üçlü anlaşma yarınca Azerbaycan'ın kontrolüne geri verilmesi. Laçın koridoruna alternatif olacak yolun yapımının önümüzdeki 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Azerbaycan, uluslararası hukuka ve bölgedeki durumu düzenleyen anlaşmalara tamamen uygun olan egemen toprakları üzerindeki kontrolünü kademeli olarak yeniden kazanıyor. 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli açıklamalarda ayrılıkçı etelerin bölgeden çekilmesi, tüm iletişimin açılması, 3 yıl içinde Laçın koridorunun tahliyesi, ülke içinde yerlerinden olmuş kişilerin evlerine geri gönderilmesine karar verildi. Savaşın sona ermesinden bu yana geçen 17 ayda bu anlaşmaların uygulanması için hiçbir adım atılmadı. Ermeni liderliği çeşitli bahanelerle yükümlülüklerinden kaçarken Rusya mevcut durumu korumakla ilgileniyor. Bu durumda Azerbaycan, ulusal güvenlik çıkarlarından kaynaklanan görevleri tek taraflı olarak yerine getirmeye başladı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, 10 Kasım Anlaşması'nın Rusya'ya münhasır yetkiler vermediği kaydedildi. Haberde, belge, barış güçlerinin o dönemde Laçin koridoru ve temas hattına yerleştirilmesini içeriyor. Ancak Han kendideki ayrılıkçı rejimin silahlı gruplarının sonsuza kadar kalması gerektiğini ve Azerbaycan'ın buna razı olması gerektiğini söylemiyor. Rus ordusunun Azerbaycan'ın bölgede herhangi bir faaliyetini engellemeye hakkı yoktur. Moskova'nın bu konuda yaptığı açıklamalar ülkenin iç işlerine ve egemenliğine büyük bir müdahaledir denildi. Ermeni medyası, Rus barış güçlerinin Ferruh köyü çevresine yeni birlikler konuşlandırdığını yazdı haberde Ferruh köyünün Rus barış güçlerinin kontrolü altında olduğu iddia edilirken Rus askeri araçlarının yer aldığı fotoğraflar yayınlandı. Azerbaycan ordusundan emekli albay Üzeyir Caferov, Rus barış güçlerinin bölgeye sivil giyimli Ermeni askerlerini göndermeye devam ettiğinin bilindiğini kaydetti. Bu sivil kıyafetli kişilerin Karabağ'a ulaştıktan sonra asker kıyafeti giyerek mevzilendiğini vurgulayan Caferov, bu bir gerçek bu nedenle şimdi konunun kamuoyuna açıklanmasının nedeni aslında Rus barış güçlerinin bölgede Azerbaycan'ın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmasıdır. Azerbaycan bu konuyu çok sert ifade etmelidir. Genel olarak Rus barış gücü bölgeye olan güvenini kaybetti. Rus barış güçlerinin bölgeyi derhal terk etmeleri için yeterince itiraz var dedi. Bazı konuların devlet çıkarları açısından gündeme getirilmediğini aktaran Caferov aslında bu Azerbaycan devletine karşı ayrılıkçılığı desteklemek, ayrılıkçılığa maddi ve manevi destek sağlamaktır. Bu nedenle çok katı olmalıyız. Rus barış güçlerinin hareketsizliği belirli Azerbaycan devletine yönelik büyük bir tehdidin daha da genişlemesi için koşullar oluşturuyor. Ermenistan'dan getirilen militanlar arasında Lübnan, Suriye ve diğerleri var. Bir de Rusya'nın nimetiyle bizim topraklarımıza çok rahat gelenler var. Ancak Azerbaycan, barış güçlerinin Azerbaycan'ın izni olmadan topraklarımıza girmesine izin verilmemesi gerektiği konusunda defalarca uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bölgeye kimin gireceğine barış gücü komutanlığının karar verdiğini söyledi. Barışı koruma komutanlığının başı da tamamen farklı faaliyetlerde bulunuyor, Ermenilerle ortak ticari faaliyetler var. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı boş yere açıklama yapmadı. Dışişleri Bakanlığı gerçeklere dayanıyor. Hem askere alınanlar hem de sözleşmeli askerler silahlandırıldı. Bölgede bugün yaşanan gerilimler 17 ayın ürünüdür. Prensipte Azerbaycan çok şey biliyor ancak Rus barış gücü ve Rusya ile ilişkilere zarar vermemek için bazı noktaları ifşa etmiyoruz. Bence yakın gelecekte bölgede tırmanan gerilime zemin hazırladıklarını ve bu durumda Ermenilerle birlikte açıklama ve göstermeleri gerekiyor dedi. Azerbaycan ordusu yedek generali Yaşar Aydemirov, Ferruh köyünün işgalden kurtarılmasının Ermenilere psikolojik bir darbe olduğunu söyledi. Aydemirov, son zamanlarda Ermeniler mevzilerimize çeşitli mevzilerden ateş ediyor önceleri bu hukuksuzluğu bizim sınırımızda yaptılar ama şimdi bizim sınırlarımız içinde karabağda Rus barış güçlerinin arkasına sığınarak askerlerimizi ateş ediyorlar Elbette Azerbaycan buna sonsuza kadar tahammül etmeyecektir Bu sefer ordumuz sorunu sadece 44 gün değil birkaç günlüğüne de çözecek dedi Aydamirov, Ferruh köyü çevresindeki tepelerde güçlendirme yapılmasının Ermenilere yeni gerilimler oluşturma izni vermeyeceğini belirterek, Ferruh'un zaferiyle Ermenilere silahlarını bırakmalarını yoksa geleceğiz dedik. Ferruh'un özgürlüğü her şeyi bitirmeyecek. Ferruh bir sonraki aşamanın başlangıcıdır. Gelecekteki hedeflerimiz Karabağ'daki tüm yasa dışı militanları silahsızlandırmaktır dedi. Azerbaycanlı siyasi yorumcu Tuğrul İsmail, hukuki açıdan terörle mücadele operasyonları yürütmenin Azerbaycan'ın hakkı olduğunu kaydetti. Daşbaşı Tepeleri ve Ferruh Köyü'nün Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmesinden sonra Batı ve Rusya'nın Azerbaycan'a ortak baskısı olduğunu aktaran İsmail, dünyadaki mevcut süreçler, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı bağlamında, bir yandan cazip görünebilir, ancak diğer yandan komplikasyonlara neden olabilir. Yani Rusya'ya da Batı'ya da aynı şekilde bağırabiliriz. Bu nedenle bu konuların doğru hesaplanması ve değerlendirilmesi gerekir dedi. Aslında bu operasyonların barış gücü askerleri tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan İsmail, görevlerini yerine getirmedikleri için bu tür komplikasyonlar ortaya çıkacaktır. Rusya'nın daha ilk günden bölgede oluşturduğu sorunlar bunlar. Çünkü Rusya çatışmanın bitmesini istemiyor. Bu çok hassas bir konu ve dikkatli olmamız gerekiyor diye konuştu. Devlet başkanı ve devlet kurumlarının daha fazlasını bildiğini vurgulayan İsmail, bu tür operasyonları yüksek sesle değil, daha sessiz ve daha dikkatli yürütmekte büyük fayda var. Batı'nın bu konudaki çifte standartlı yaklaşımına katılmıyorum. Bu her zaman Azerbaycan'a karşı olmuştur. Sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de karşıdır. Bu konuda güçlü bir Ermeni propagandası ve Batılı ülkelerin Güney Kafkasya'ya ilgisi var. Batı ile çalışmamız gerekiyor. Maalesef bu konuda biraz pasifiz. Bu artık bir sorun değil. Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri dahil Batılı ülkeler Azerbaycan karşıtı bir tavırla hareket ettiler ve davranmaya devam ediyor dedi. Azerbaycan Büyük Düzen Partisi Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa, Daşbaşı ve Ferruh köylerinin Azerbaycan'ın kurtarmasının ardından Batı'nın ve Rusya'nın Azerbaycan'a yönelik açıklamalarını değerlendirerek, Azerbaycan'ı kendi topraklarında operasyon yapmakla eleştirenler bize gidip gafana tepe yapmamızı söylüyorlar. Darbenin adamı vurmaması ve güvenliğimizi koruması için Hocalı'daki tepeyi aldık ve etkisiz hale getirdik. Gerekirse hankendide de aynısını yapacağız. Mesele şu ki bize bölgemizdeki herhangi bir hareketin yörüngesi hakkında bilgi veriyorlar. Bu açıdan birlikte hareket etmeleri bizim için önemli değil. Uluslararası hukuka aykırı hareket etmedik. Bölgemizdeki bir tepenin kontrolünü ele geçirdik. Demek istediğim aslında kendilerini ifşa ediyorlar. Yarın bize bazı bölgelerde bölücülük falan dedikleri zaman Karabağ'da ayrılıkçılığı desteklediğinizi mi söyleyeceğiz? Samimiyetinize nasıl inanalım dedi.